Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle çok güzel bir soru çözelim. Bak 3-4-5 yayınlarından çok 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 beğendiğim bir soru. Üniversite sınavında karşımıza böyle şekilleri birleştirerek yeni bir şekil oluşturabileceğimiz bir soru bekliyorum. Ve beğendiğim için sizlerle de bu soruyu paylaşacağım. Her ne kadar kanalın %70'i abone olmasa da Sizlerden ricam arkadaşlar izleyen arkadaşlar kanala abone olursanız çok destek amaçlı beni çok mutlu edersiniz çünkü %70 kanalı izleyenlerin %70'i abone değil %30'u mu 27'si mi ne abone sadece onlara çok teşekkür ederim. Neyse bunu söyledikten sonra hemen videomuza geçelim. Evet sorumuz nedir arkadaşlar şöyle çok güzel bir soru ve okumaya başlayalım. Çözüyorsunuz değil mi 3 4 5'i. Şimdi çok güzel sorular var o yüzden söylüyorum. En azından görsel olarak farklı soru tarzları öğrenebileceğiniz bir yayın evi diyebilirim. Şimdi taban uzunlukları aşağıda verilen ikizkenar yamuktan iki tanesi bir doğru üzerine üst üste gelmeyecek biçimde yerleştirilmiş. Ve ABC'de dörtgen elde edilmiş. Şimdi arkadaşlar bu bir ikizkenar yamuk. Gelin biz ne yapalım biliyor musunuz? Şuradaki kenara, bak şuradaki kenara Y yazalım. Bilinmeyen bir kenar. Ve ben gelip burada Y, Y Y, Y. Yani yazabileceğim yerlerden bahsediyorum. Şurada 10 birimimiz var. Ve şunun tamamı da 10. CB. Peki arkadaşlar üst taraf 8 olduğu için şuraya da 8'imi yazdım. Yalnız. Şimdi biz bu ikizkenar yamukları nasıl kullanabiliriz? Şimdi şu cümle bize bir şey çağrıştırmıyor mu? Bak iki tanesi bir doğru üzerine. Şimdi bir doğru üzerine ne demek bu? Bak şöyle doğrusal olduğunu savunuyor. Peki yamuk demek ne demekti zaten? alt taban üst tabana paralelde değil mi? O zaman ben D'den de şöyle bir paralel çeksem. Bak bunu niye yapıyorum biliyor musun? Tamamen şu köşedeki açıya şöyle nokta dersem arkadaşlar köşedeki açı nokta olsun. Çünkü ikiz kenar yamukta tabanda nokta var. Sonuçta ikiz kenar yamuk sol tarafta nokta olacak. Geldim şuraya da noktayı yazdım. Aynı şey bak aynı şey. Şuraya da yaptım. Buraya da yaptım. Peki Sonuçta bak şu noktayla şu nokta açısıyla bu nokta açısı birbirine eşit olduğu için yöndeş açılar vardı. Bak hatırlayalım doğru da açılara gidelim hemen. Yöndeş açılar birbirine neydi? E hocam eşitti. E tamam o zaman ne yapıyorsun? Sen buraya alfa diyorsan gelip buraya da alfa diyebilirsin. Peki maviler birbirine paralel. Çünkü o bir doğru üzerinde dediği mantık aslında yamuğun da üst tabanın alt tabanına paralel olmasıyla alakalı. O yüzden alfayı da yukarıya şöyle nokta olarak taşıdım bitmedi. Devam ediyorum. Üst tarafta da bak alfa var. Değil mi? E peki arkadaşlar şurada karşılıklı kenarlar birbirine ne oldu? Paralel oldu. Ben mesela bak harflendirelim. Şuraya K diyorum. Şuraya M diyeyim. KMBT olsun. KMBT bir eşkenar dörtgen. Tamam. Peki eşkenar dörtgenin bütün kenarları birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir. Şimdi şuraya dikkat. Geri sileceğim. DC uzunluğuyla ile DM uzunluğu birbirine taban açılarının eşitliği sayesinde ikiz kenar geldi. Tamam geriye aldım şöyle. Peki bu ikiz kenarlık bana ne sağlar? Y, Y yazıyor. E 8 ise burası 8 geldi. Doğru mu? Peki biz en başta ne demiştik? Hocam şunun tamamını 10 demiştik. E, gelip şuraya ne yazabilirim? 10 eksi Y yazabilirim değil mi? Tamam. Peki şimdi kritik yere geliyorum. İkiz kenar yamuğun tepesindeki uzun kenar pardon e, tepesindeki uzunluk 8 birim değil mi? Yani üst taban. Peki üst tabanın 8 olması demek şurada bakın şu noktayla T noktası arasındaki hadi buraya da N diyelim. N noktası ile T noktası arasındaki uzaklık 8 olacak. E peki ben buraya ne yazabilirim arkadaşlar? Keşke yazabilsem. 8 eksi Y yazabilirim. Bak 8 eksi Y'yi de yazdım. Şimdi orayı ben dışarıya çıkartıyorum. Şuraya sar mı? Sar. Bak orayı şöyle o sizin güzel Hatırınız için dışarıya çıkartıyorum. Bak şuradan çizdiğim zemine paralel. Peki biz oraya ne yazdık? 8 eksi y yazdık. E peki zeminde de 10 eksi y var. Peki sığmıyormuş. Hocam ne yaptın sen hocam? Hocam sen ne yaptın? Sığmıyor sığmıyor. Heh şuraya sığdı tamam. 8 eksi y 10 eksi y. Peki arkadaşlar şurada 8 var. Burada y var. Paralellikten ötürü ben temel benzerlik uygulayabilir miyim? Yani 8'in 8 artı y'ye oranı bak 8'in 8 artı y'ye oranı eşittir. Ne diyorum? 8 eksi y'nin 10 eksi y'ye oranı. Doğru mu? Peki bu ifadeye gelin ne yapalım? İçler dışarı yapalım. Yapıyorum. Şuradan ne gelir? 8 artı y ile 8 eksi y'yi çarptığımda 64 eksi y kare gelir değil mi? Sonra devam ediyorum. Şurada da 80 eksi 8 y var. Peki Düzenleyelim arkadaşlar. Şu eksi y kare karşıya aldım. Y kare eksi 8 y. 64'ü de karşıya negatif olarak aldığımda 80 eksi 64 artı 16 eşittir 0. Peki arkadaşlar bu tanıdık bir şey değil mi? Bakın şu yeşille çizdiğim aslında hepimizin bildiği nedir? Tam kare ifade. Yani daha doğrusu y eksi 4. Evet y eksi 4'ün karesi. Peki ben bunu şöyle y eksi 4'ün karesi dediğim 0 dersem y'nin burada ne olduğu ortaya çıkar? 4 or olduğu ortaya çıkar. E, y'yi 4 bulduysak şimdi bize çevre sorulmuş değil mi? Peki bu çevre için ne yapmam gerekiyor? Şeklin etrafını toplayacağım. Neler görüyorsun? Bak 10 var. Y var. Şunun tamamı zaten 10'du. 20 yaptı. Peki şurada 8 var. 28 değil mi? 28 artı 1, 2, 3, 3 değil mi? 3Y. Bak 28 artı 3Y. Y'yi e de biz ne bulduk arkadaşlar? 4 bulduk. E 4 kere 3 12. 28 artı 12 ne yaptı? 40 yaptı. Ve ABC'de çevremiz A seçeneğiymiş diyebiliyoruz. Çok beğendiğim bir soruydu. Sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoya bir beğeni bırakarak bu şekilde farklı yayın evlerinden de beğendiğim soruları sizlerle paylaşacağım. Umarım güzel bir sene sonu geçirmişsinizdir. Umarım dönem içinde de elinizden gelenin en iyisini yapmışsınızdır ve emeğinizin karşılığını aman aman pardon. <laughs> kırıyordum. Emeğinizin karşılığını alacaksınız ve o güzel sonuçları bizlerle birlikte paylaşacaksınız. Biz de sizlerle gurur duyacağız. Zamanı geldiğinde tabii ki sınavdan sonra bunları konuşup dertleşeceğiz. Her neyse bu şekilde sizlere soru, soru şey sorular paylaşmak istiyorum. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi çalışmalar.